Allah'a şükür kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir takipçimizden gelen bir soruya binaen bu videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videoda arkadaşımız sormuş diyor şu, sorusunu şurada göreceksiniz. Diyor ki bir insanın bize bağlanması için bir bağlama büyüsü yaptığımızda biz ne gibi etkiler yaşarız? Yani daha doğru an, anlamanız için siz kendinize bir insanın bağlanması için bir büyü yaptığınızda ne gibi etkiler yaşarsınız? Bu videoda bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, bağlama büyüsü iki çeşittir. Bir, Basit düzeyde kişinin muhabbeti olsun, sevgisi olsun diye bir ayırma büyüsü yapıl şey bir bağlama büyüsü yapıldığında ...kişi psikolojisi bozulmaz. Kişi doğal hani... ...ben bu adamı gördüm, bu adam sevdiğim biridir... ...veya bu kadın tam istediğim gibi biridir diye... ...bu şekilde duygusal olarak sevmeye başlar. Hisseder, sevgi hisseder. Tabii ki bunlar önceden tanışıyorsa... ...daha iyi olur. Tanışmıyorsa... ...yüz yüze gelmeden, görüşmeden... ...bu kişinin sevip sevmeyeceği... Belli, belli olmaz. Ama daha önce bunların arkadaşlıkları varsa, sonra bir takım haller olur, hatalardan dolayı soğumuşsa, burada bu işlemi yaptığınızda zaten kişi sizi tanıdığı için sevgi besler, sever. Sevdiği zaman da psikolojisi bozulmaz karşı tarafın. Sizin de bozulmaz. Doğal halinizle birbirinizi seversiniz. Ancak ikinci bağlama e, büyüsü dediğimiz ...bir takım insanlar cin isimlerini katarak yapıyorlar. Burada bu bağlama işlemine maruz kalan kişi veya bağlama işlemi... ...diyelim ki Ahmet Ayşe'ye bağlansın diye Ayşe işlemi yaptığı zaman... ...burada Ayşe'nin psikolojisi bozulur. Mehmet'in işte Mehmet de psikolojisi bozulur. Niye? İçinde cin isimleri katıldığı zaman ister istemez... Cinler insana büyüyle musallat olur, rahatsızlık verirler, kişinin unutkanlığı artar, robot gibi olur, duygu, düşünce olmaz. Yani hani e, psikolojisi bozuk insanlar otururken bile psikolojisi, psikolojisi bozulmuş gibi fark edersiniz ya. Genellikle cin isimleriyle yapılan bağlama büyülerinde kişi bu şekilde iki tarafta psikolojisi bozuluyor. Psikolojik ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Ama... Cin isimleri yapılmadan e, yapılan bağlama işlemlerinde sevgi muhabbet diye geçer. Muhabbet cinsel ilişki isteğidir. Sevgi ise aşık etme anlamında e, kullanılıyor. Bu işlemler yapıldığında karşı tarafın psikolojisi bozulmuyor. Doğal haliyle sevmez, sevmeye başlıyor. Arkadaşlar biz bağlama büyüsü ve belirtilerini anlattık. E, şurada göreceksiniz. Arkadaşlar burada ise biz orada bağlama büyüsüne maruz kalan kişiyi anlatmıştık. Burada da diyelim ki Ayşe e, Mehmet'i kendine bağlamak için yapmışsa Ayşe ne gibi etkiler yaşar onu anlatıyoruz. Yani ikisini karıştırmamanız açısından arkadaşlar Ayşe Mehmet'i sevdiği gibi, Mehmet'e aşık olduğu gibi Mehmet de Ayşe'ye aşık olur. Niye? Mesela örnek vereyim. E, diyelim ki mesela bazıları diyor ki ya bana değil adama yap, adam bana bağlansın. Aslında böyle bir şey yok. Çünkü Mehmet kime aşık olacak? Ayşe'ye olacağı için aynı yapılan o bağlama büyüsü olsun, bağlama işlemi olsun Ayşe'nin de ismi girecek. Bir tek Mehmet'in ismi girinse yazıldığında örnek Mehmet kime aşık olacak belli değil. Dolayısıyla Ayşe'nin de ismi eklenir ki Mehmet Ayşe'ye aşık olsun diye. O zaman Ay Ayşe de olduğu gibi Mehmet'e aşık olur, Mehmet de Ayşe'ye aşık olur. Bağlamanın gerçeği budur. İkisi doğal haliyle birbirini sever, birbirine bağlanır. Diyalogları olur, birbirinden şüphelenmeleri gider. E tabii ki şimdi insan iki çeşit ayrılık olur. Biri Mesela adam ayı yaştır, içkicidir, kumarcıdır, karısı bıkıyor, bakıyor ki çocukların nafakasını içkiye al, kole veriyor, bir süre sonra kadın terk ediyor. Bu terk etme, burada ayırma büyüsü olmaz. Niye? Adam kadına hayatı zindan etmiş, kendisini diyelim ki beş kuruş parasız bırakmış, ondan dolayı kadın terk etmiş olabilir. Burada ayırma büyüsü olmaz. Lakin arada ayırma büyüsü varken, muhtemel bir ayırma büyüsü varken siz bağlama işlemi yaptığınızda Ayşe yaptığınız işlemler sonucu Ayşe Mehmet'e aşık olur ama Mehmet bir türlü öfkesi dinmez Ayşe'ye aşık olmaz. Dolayısıyla yapılan bu işlemler neticesinde bağlama işleminin neticesinde işlem yaptıran Ayşe Mehmet'e bağlanır fakat Mehmet onda ayırma büyüsü olduğu için Ayşe'ye bağlanamaz. Orada ayırma büyüsü bozma işlemleri daha önceden yapılırsa bu sorun çözülür. Bu ayırma büyüsü bozma işlemleri yapılmadan istediğiniz kadar bağlama işlemi yapın. Ayşe sadece e, Mehmet'e bağlanır. Mehmet Ayşe'ye bağlanmaz. Dolayısıyla arkadaşlar ayırma büyüsü yoksa dediğimiz gibi iki taraf eşit şekilde birbirine aşık olur. Bunun haricinde bir bağlama büyüsü yoktur. Cin isimleriyle yapıldığında psikolojik ruhsal hal e, sıkıntılar yaşarlar. Yani bu daralma, kalp sıkışması, nefes darlığı, unutkanlık gibi sürekli yorgun hissetme, dalgın hissetme, odaklanamama halleri bunlar bağlama işlemi yapan da olur, ayırma büyüsü e, ne maruz kalan insanda da olur. Ve istem dışı bir insana muhabbet dolar muhabbet de o e, kalbine girer. Yani şöyle söyleyeyim. Hani kalbinizden biri konuşur gibi e, Mehmet'in kalbine girer. Ayşe'ye sev. Ayşe güzeldir. Ayşe iyidir. Ayşe şöyledir. Ayşe böyledir demeye başlar. Ayşe der ki acaba Mehmet kim? Mehmet tanıyorsa Mehmet'i Mehmet'i sevmeye başlar. Dolayısıyla tanımıyorsa Mehmet kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Dolayısıyla arkadaşlar bağlamanın birinci kuralı kişiyi kişi sizi tanımak zorunda. Sizi daha önce tanışıklığınız olmak zorunda. Bu şekilde bağlama büyüsü etkisidir. Yapan kişi, bağlamayı yaptıran kişinin gördüğü etkiler. Bunun haricinde arkadaşlar, insanlar bağlama büyüsü yaparken zannediyorlar ki ayırma büyüsü bozmayla bağlama büyüsü işlemi ee, öyle şeydir. Şimdi ayırma büyüsü bozma işlemi ile bağlama büyüsü bozma işlemi veya e, e, büyü bozma işlemi farklı işlemlerdir. Yani örnek vereyim doktora gittiğinizde doktor size ne der? Midem ağrıyor dediğinizde size mide ağrısı ilacı verir. Başım ağrıyor dediğinizde baş ağrısı ilacı verir. Burada da yani ayırma büyüsü bozma işlemi ile normal büyü bozma işlemi bir değil. Yöntemleri farklıdır. Siz ayırma büyüsü bozma işlemi yapmadan istediğiniz kadar büyü bozma işlemi yapın. Yine de terk etmiş, ayırma büyüsüne maruz kalmış kişi geri dönmez. Asla o kişiye bağlanmaz. Bu şekildedir arkadaşlar bahsettiğimiz arkadaşımızın sorduğu soru hem Ayşe Mehmet'e normal bağlama işleminde hem Ay Ayşe Mehmet'e aşık olur hem Mehmet Ayşe'ye aşık olur ve eşit şekilde olurlar doğal bağlama işleminde. İkisinin psikolojisi bozulmaz ama cin isimleriyle yaptıkları zaman bu iki tarafın da psikolojik ruhsal sıkıntı yaşamasına sebep olur arkadaşlar. Bu videoda anlatabileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Varsa sorularınız yorum bölümünde sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun.